بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آي روزة سنتماقنا بزدرجة فرض قلقن، الله تعالى حمد سنة على البوسن. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan sevikli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salovatu durudlar bo'lsin. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'alta al-hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Teala'ya bir adet hamd-ı senalar bulsun ki, mübarek Ramazan ayının keçelerinden beri de Allah'ın üyelerinden bir üy bulmuş bu muhteşem mescidde Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'ni hatim kılıç dairesinde muloqotda bo'lib, suhbat o'tkazish baxtiga muyassar bo'lib turibmiz. Alhamdulillah, yildan yilga ibodatlarimiz yaxshi bir saviyaga ko'tarilib, o'qiyotgan namozlarimiz, tutayotgan ro'zalarimiz, berayotgan zakotlarimiz, qilayotgan hajlarimiz borgan sari yaxshi bir saviyada, nihoyatda mamnun bo'ladigan darajada rivojlanib kelmoqda. Lekin shu bilan birga kishilarimiz o'rtasida tabiiy bir savollar ham paydo bo'lmoqda. Nima uchun odamlar namoz o'qib turib bir-birini aldashadi? Ikki shaxs yonma-yon turib Allohga ibodat qilib sajdaga bosh qo'yadi. Masjiddan chiqqandan keyin biri ikkinchisini aldaydi. Nima uchun ro'zani tutib turib kishilar yolg'on gapiradi? Nima uchun zakotni berib turib orqasidan birovning molini yeydi? Nima uchun hajga borib kelib turib avvalgi holatidan battar holatga o'tadi? Xo'p, namozni o'qidik, ro'zani tutdik, endi nima qilamiz degan savollar haqli ravishda berila boshladi. Mana shu holatlarni e'tiborga olib, ulamolarimiz bilan maslahat qilib, yuqorida zikr qilingan savollarga javob bo'lishi uchun ko'nglimizni g'ash qilib turgan ana shu noqulay holatlarni muolaja qilib tuzatish maqsadida bu Ramazon oyida alohida bir darslar uyushtirishni niyat qildik. Bu darslarni qalb pokligi, ruh tozaligi, axloq sayqali va Ramazon deb nomladik. Haqiqatdan hammamiz yaxshi bilamizki, har bir inson jism va ruhdan iborat. Jism insonni sirtini ko'rsatib turadigan narsa. Ruh esa, qalb esa insonni ichki dunyosi. Alloh taolo Qur'onni, shariatni, o'zining ta'limotlarini badanga emas, qalbga, ruhga yuborgan. Shuning uchun ibodatlarni badan bilan qilsa-yu, qalb bexabar g'ofil qolsa, ruhning tarbiyasi bo'lmasa, yuqorida aytilgan holatlar namoz o'qib roza tutganlardan chiqaveradi. Inson badan va ruhdan iborat ekan, badanni bemorligini, xastaligini davolaydigan muolajalar, davolar, shifolar, dorilar bor ekan, qalb ham bemor bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, inna fil jasadi lamudghatan in solihat
صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. Adamın içinde bir parça göğüs var, çaynargan şekilde. Eğer o şey narsa yakşı olsa, insanın bedeninin barçası yakşı buladı. Eğer o şey narsa buzulgan olsa, insan bedeninin barçası buzulgan buladı, bilip koyuyorlar o şey narsa kalbdur deydiler. Hani kalbinin davası, kalbinin paklanışı, ruhunun tazalanışı, ahlakının saykallanışı, hamma-hamması siz bilen bizden kılıyatken ibadetlerimizin semerası buluşu gerek. Allah Ta'ala tuprakka su kuyup, lay karıp, sapal dek bugün insanın cesedini yesep durgenden, ana şu katıp kagan cesedke özünün ruhudan can püflegende terilip durgeni dek, ceset şeklinde yatken ibadetlerimizde biz hem ruh kiritişimiz gerek, can kiritişimiz gerek, kalp kiritişimiz gerek, onlarını hareketke salışımız gerek. Aynen bana şu maksatta Ramazan ayı içinde Allah'tan yardım soragan halimizde silsile derslerini uyuşturmaktamız. Avvaldan bana şu tıbbil kulub, kalplerini tababat edip atılgan ilimini, tarihini, maksadını, közlegen semerasını, onun esası da teşkil kılgen büyük babalarımızın hayatlarından namuneler, yazgan kitaplarından ve ahire gelip özümüz hem bir ruhi terbiye edip namlengen kette bir yarım min sahifelik belki ziyade kitap yazganımız, birinci cüzü paklanış edip atılışı, İkinci cüzü tikleniş deb atalışı, üçüncü cüzü hulukleniş deb atalışını aytıp otup, ana şu kitaptan bazı bir malumatlarını siz azizlerge takdim kılıp gelmektemiz. Başka masjidlerde. Kalp paklığı, ruh tozalığı, ahlakını saykallaştı, ibadetlerini, özünü, tutgan oranı barlığı, kalbini baklaşka ular vasıta ekerliğini aytıp durup, bu vasıtanı taharet, namaz, zakat, roza, hac ibadetleri de kandaki yüzüge çıkışını alahıda yakke masjidlerde aytıp ottik. Bugün sizlerle mübarek masjidinizdeki yığılışımızda navbet kalbini baklaş için, ruhunu tazalaş için, ahlakını saykallaş üçün tilavatı Kur'an tutadığan orun mavzusuna geldik. Kur'an tilavatı deyilgen de Kur'an-ı Kerim'nin harflerini cayiden çıkarıp tecvid kaidesine binaen şaşmasından yakşilab tilavat kılış düşünüledi. Kur'an tilavatı yukarıda zikir etirgen ibadetlerden son en büyük ibadet hesaplanadı. Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'nin özüde Kur'an'ın tilavatiga 76 ta ayetini bağışlagan. 76 ta ayette Kur'an tilavati hakkında malumatlar keladi. Kur'an tilavati ulug' narsa ekanligi, tilavat qilgan insonlarning maqomi yuksal bo'lishi, qalblari pok bo'lishi, ruhlari tetik bo'lishi, İmanları ziyade buluşu kebi çok yine malumatlar kirede. Cümleden Allah Ta'ala merhamet kirebi ayteydi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yetlune kitaballahi ve akamus salateh ve enfaku mimma razaknahum sirren ve alaniyeten yercune ticareten lentembur. Allah'ın kitabını tilavat kiredigarlar. Namazını kayım kıladıgarlar. Biz ularga rızk verip, kılıp bergen narsalarımızdan mahfi ve aşkara ravişte nefaka hayri ihsan kıladıgarlar. Ne? Kesatke uçuramaydıgan ticaretten umudları vardı.